gelmeden önce Kırmızı Koltuk programına şöyle bir göz attım. Diyanet İşleri Başkanlığı konuşturuyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı. Oradaki soru soruyor. Diyor ki Sayın Başkan'a, efendim diyor, bazı imamlar hutbelerde diyorlar ki, sanki camiye gitmiş gibi, diyorlar ki, aynel yakin ifade ediyor. Diyorlar ki, efendim biz uçağa binmeyiz. Uçağa da binmeyin. Niye? Uçak yukarıda uçarken meleklerin kanatlarına çarpar, onları rencide eder. Siz ne diyorsunuz diyorlar. Diyanet İşleri Başkanı'na sorulan soru bu. Sayın Başkan'ın verdiği cevap yanlış diyor. Tabii burada diyor eğitimi biz vermediğimiz için yanlış eğitilmiş olabilir diyor. Arkasından soruyor. Hin herif. Diyor ki efendim diyor, yani siz mi eğitmelisiniz? O da tabii diyor. Peki siz tevhid tedrisat kanununa karşı mısınız? Deyince Sayın Başkan sesini kesiyor orada, seyrettim. Diyor ki hayır, yani biz mesela demek istiyorum ki, ne demek istiyorsun be kardeşim? Gayet tabii. Eğer sen tevhid-i tedrisat kanunu diye bir kanuna 60 milyon insanı bağlarsan, yani bu Bahadır pehlivanın ayağını 36 numara ayakkabının içine sokmak istersen, acı olur, sancı olur, sıkıntı olur, vurgun olur demen gerekmez mi? Gayet tabii tevhid tedrisat kanunu, karşıyım. Niye karşıyım? Çözmedi bu ülkenin meselesini. Çözemedi inanmış insanın problemlerini. Veremedi bize huzuru. Kaldıramadı asayişsizliği ortadan. Örnek ortada. Bunu söylemek lazım. Ama hayır. Yani mesela şunu demek istiyorum. Bırakın artık. Geçti bunlar. Geçti.